İnme, burada kal. Günaydın. Yıllar geçti, hala makyaj bloggerlarının nasıl makyaj yaparken video çekebildiğini bu kadar net bir şekilde asla anlamıyorum. Dünyanın en zor işi. Hepinizi tebrik ediyorum şu an. Anne! Gidiyoruz değil mi hemen? Anneannemlere gideceğiz bugün. Bizim geleneksel bayram anneanne kahvaltımız vardır. Her bayramın ilk günü anneanneme kahvaltı yapmaya gideriz. Anneannem de fix sarma yapar. İyi bayramlar. Babacığım günaydın. Geliyoruz kahvaltıya. Sarma demiştim. Yaşlar çocuk oldu. Senin defterin bu. Aa, tarafa. Sana müzik dersine gittiğim zaman müzik defterin buydu senin. O zamanlar neler öğretmişim? Bu müzik parçaları hep öğrettim onlara ama o zaman 3. sınıfta. Müzik öğretmeni Yaşar Ergen'e dedem. Ayvalık Talat Paşa İlkokulu. Ama Sakarya niye Talat Paşa yazmışsın? Ben yanlış yazmışım. Müzik. Kulağa hoş gelen tempolu seslere denir. İlk derse gitmiştim. Onları öğrettiklerim. Cumhuriyet. Atatürk'üm. Dur ben en sevdiğimi bulacağım şimdi. Heh, hoş gelişler. Bu seviyordum ben. Hoş gelişler ola. Mustafa Kemal Paşa. Milleti bayrağınla çok yaşa. Arş arş arş. İleri ileri. Maaş ileri, dönmez geri, Türk'ün askeri, sağdan sola, soldan sağa, salla bayrağı, düşman üstüne. Süngüler ayna gibi parlıyor, cephede yıldızlar ayna gibi parlıyor. Atatürk bayrağı, Atatürk askeri. Bayrak açmış bir sağdan sola, soldan sağa, salla bayrağı düşman üstüne. Baştan işte, hoş gelişler ola. Bu hoşuna gitti. İşte bayram geldi, en son bunu öğrettim onlara. Ve geçişte de bunu söylediler. Çok beğenmişler. Başkası öyle söyleyen olmamış. Geçişte. Ben de oradaydım ama çocuklar hem bayrağı sallıyor hem bunu söylediler. Evet. Üçüncü sınıftaydılar. 23 ve Nisan'da. Kaymakamın falan çok hoşuna gitmiş. 23 Nisan'da değil 23 mi? 23 Nisan'dayım. Bizi yürütüyorlardı eskiden 23 evet. Nisan'da. Bütün okulları böyle sınıf sınıf yürüyorduk geçişte. Adam da bize bunu öğretmişti. Bunu ve bayrağı sallayarak geçtiler. Evet. Ve bunu söyleyerek geçtiler. Kaymakam mı beğendi? Çok beğendiğini söyledi. Sonra bana söylediler. Sen beğendim. Hangi köy enstitüsünde kaç mezunusun sen? Ben 55-56 mezunum. 56'da çalıştım. Hangi enstitü mezunusun? Adı neydi? Var mıydı? Kepirtepe İlk Öğretmen Okulu. O zaman köy enstitüsüydü. Köy enstitüsü olarak girdim ama sonra 50'de değişti. Değiştirdiler. Yani öğretmen okulu haline döndü. 48-49'da girdim okula. Aslında köy enstitüleri 5 yıldı. 5 yıldı. Ama öğretmen okulu olunca 6 yıl oldu. Hatta üzülmüştük, eyvah dedik, daha bir sene fazla okuyacağız. Fazla istemiyoruz. Bir an önce mezun olup gidelim çıkalım. Para kazanalım. Tabii öyleydi. Babalarımız da öyle bekliyordu biz zaten. Köy çocuğuyduk. Zaten köy çocuklarını köy enstitüleri alıyor ve tekrar köye tayinine çıkarıyor. Ve kendi muhitine veriyor. Mesela ben Tekirdağ, Ayrabolu ilçesi, Kadriye köyündenim. Benim köyümü vermedi de yakın bir köye verdi işte. Ayrabolu'nun bir köyü. Karababa köyü. İlk öğretmen olduğum köy Karababa köyü. 6 yıl çalıştım orada. Çok iyi isim bıraktım. Hala öğrencilerim var. Şimdi sayıyorum. 10 tane öğretmen öğrencim var. Harika. Yani küçük bir köy. Böyle 30 haneli bir köy. Tek başına 6 yıl. 5 sınıf tek öğretmen. İyi oldu tabii. Ondan sonra çekim süreme geldim. Tayinimi istedim. Beni orası bırakmak istemedi. Hiç istemedi köylüler. Çok sevdiler beni. Şeye gelmek istedik. Yani daha büyük bir köy olsun dedik. Hatta ben merkezi istedim ama vermediler. Çerkem Hüseyin'i verdiler. Bir dakika telefonum çalıyor yolda. Şimdi bakabilir miyim? Bak tabii hadi. Evet.
Bak. Bayram tebliğidir. Benim sen yapar mısın? Uy, ne kadar sert, insanın değil parmağı mi? Kesilir, çok sert. Baksana. Nasıl çalıyor kütür kütür dedem valla. Benim parmağım acıdı. Biz süt çocuğuyuz ya, bize böyle şeyler gelmiyor valla. Ben hiç bu aletlere kafam basmaz. 15 senedir bateri, darbuka falan çalıyorum. Bunlara hiç kafam çalışmıyor yani. Şey, marka yani sonuçta. Gitar mı? Gitar tabii ki. Yani işte heves ettik, aldık falan filan ondan sonra. Bazı arkadaşlarım... Şunları, sen çok daha demin bilmeden Mor ve Ötesi'nin cambazı çaldın, fark ettin mi? Hayır. Fark etmedin mi? Dın 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 yaptın. Ben bakayım. Yok ya, of aşırı zor. Deden gelsin çalsın, rezil olduk. Öyle. Öyle, tabii ki. Tabii ki. Hani olur da tecrübelerimizden... Ben bir su içeyim. Tabii ki. Tabii ki. Elbette. Bütün temennilerimiz hep güzellikler, iyilikler. Onlar sağ olun bir mukabele. Ama çok güneş geliyor karşıdan. Merhaba hepinize. Şu an herkes... Ecmi'nin anneannesinde. Akşam yemek orada yenecek. Biz de bu videoyu ve gelecek videoları editleyebilmek adına hem bilgisayarı almak hem de videoyu devam ettirmek adına eve geri geldik. Arabayı kaptan pilot Ecmen Soylu sürüyor. Ben de co-pilot olarak hiçbir şey yapmıyorum. Bu kadar. Bir girizgah yap dedi bana. Yaptım. Hop çok yakın geçtim kenara. Hayır, gayet bir sürü yer var bak. Aşırı yakın geçtim. Hayır net. Bak görüyorum buradan yan şeyden. Net. Dude come on bak. Çok aşırı yakın bak. Geçtim. Ev çok serin yani ev her çok zaman. Serin gerçekten. Her zaman serin yani. Ne kadar iyi. Balkonda bir meyve yememiz yok mu şimdi? Ay yiyelim değil mi? Balkonda meyve. Az önce oda turunu çektik. Bu sabah söylemiştim vlogda bir tane oda turu çekeriz diye. Tatlı bir video oldu büyük ihtimalle. Çok kısa bir video olacak zaten. Vloglar arasında öyle çerezlik bir video olarak koyacağım. Gelebilirsin gel. Gel. Ne diyor? Hiçbir şey lazım değil. Yemek hazır. Gelin bence acele edin diyor biraz. Tamam. Bilgisayarı aldım. Harici diski aldım. Şarj aletini aldım. Aldım her şeyi. Bir daha. Almadım her şeyi. Kameranın şarj aletini almayı unuttum. Bataryasını. Çorap. Şu an her şeyi almış olmam gerekiyor. Oğlum her yere çarpar çarpı ilerliyorum. İnsülinimi atabilirim onun için. Cebimden arabaya düşüyor çünkü. Bayram yemeğine geldik değil mi şu an biz? Ben buraya gelirken yolda... Yolu çekerek üstüne konuştum falan ama aşırı sıkıcı oldu. Kendimi çekmeyi akıl edemedim. Ben buraya koyayım en iyisi. Sen buraya koy. Biz geldik. Hoş geldiniz. Neler yaptın yemekte? Önünde neler var? Domates çorbası, taze fasulye, köfte, patates. Sarma, o kadar. Salatalık. Marul salatası. Yazlık turşu. Turşu. Yaprak sarmasını söyledin yaprak mi? Yaprak sarması. Kavunumuz var. Ne be? Kavun. Kavunu söylüyor. Sakin kavun. Şey, oyun olur. O kadar yavrum. Böyle cevap olur mu ya? Çok fazla yüklenme demişti bana. Aşk olsun, daha ne yapacak? O bir sürü şey yapmış. Hızını alamaz o daha, yapmak ister de. İşte ikinci şey. Sıcak olunca akor bozuluyor. Oh, sad.
Sağ olun. Var olun. Sağ olun. Ooo, kuzularım benim. Hadi varla. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Haydi iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Gaziantep yemekleri, tatları var. Çorba filan da var yani. Misafir çocuğu, uzaktan gelen kuzenler. Sana komik bir şey anlatabilirim. Anlatabilirsin tabii ki. Bence bayağı komik. Ne yapacaksın? Doğru. Bu loğun sonu. Tekirdağ'ın bağları çakıl taşlı yolları yaramaz.